Gelelim özel yatağına. Özel yatağına. Başka şeyler de söylüyorlar da onları söylemeyeyim. Şaka yaptım abi. Kimin söylediğine ve nasıl söylediğine bakarım. O beni iyiye götürecekse evet. Mesela bende bir düzen hastalığı vardır. Özümüz Türküler. Yani çok konuşma diyorsun. Hayır. Çok hızlı geçtin. Bunlar bu kadar kısa sürede olmadı. Müzikoner YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarımızla karşınızda olmaya devam ediyoruz ve Elif Buse Doğan karşımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Biz deyiz valla. Seni görünce daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Bugün seninle çok güzel bir sohbet gidecek hissediyorum. Benim 6. hissim kuvvetli. Öyle mi? Senin? Sorular zor değilse. yok öyle şey, mülakat yok. Yani rahat ol. Tamam. Ben sadece merak ettiklerimi soracağım. Tamam. Bu arada hislerim kuvvetlidir. Kuvvetli midir? Ne burcusun? Balık. Balık. Duygusal Sezgi olur. Sezgi burcu, evet. Değil mi? Ağlar mısın çok? Konusuna bağlı. Yani ağlayan birisin o zaman. Ağlarım, evet. Bazıları yani çok kolay kolay ağlamam der ama. Ağlarım. Çok balık burcunu bilmiyorum ama ağlarsın. Tamam. Hemen bir anda burca girdik. İlk önce bir açılış konuşması filandı. Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim diyeceğim ama. İlk önce sazla tanışma dedenle oluyor. Dedemle. Aslında şöyle, anneanne ve dede, babaanne tarafı da onların evlerine gittiğim zaman duvarda hep asılı bir bağlama var. Ve çocuğum dikkatimi çekiyor. Elimi almak istiyorum. Bir de böyle yukarıya asılır bağlamalar. Böyle hep şey, masanın üzerine çıkıp ona ulaşmaya çalışırdım. Artık baktılar ki bu kız başına bir şey getirecek, biz en iyisi onu eline verelim dediler ve elime verdiler. Böyle tıngırdatmaya başladım. Onu sonrasında merakım olduğunda görünce hemen kursa verdiler. Hemen kursa veriyorlar. Bayağı bir eğitim aldım ben. İlk öğretimde birinciliğim var. Lise, ortaokul yıllarında da müzikle haşır neşirsin. Evet. Ondan sonra TRT Türk Halk Müziği Korosu'na giriyorsun. Evet. Ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisanslar var, doktora var. Yani müzikle ilgili. Çok hızlı geçtin. Bunlar bu kadar kısa sürede olmadı. Herhalde ama şimdi onları şey yaparsak ayrı bir program yapmamız Doğru. lazım. Yani karşımda saygı duyduğum, eğitimi sonuna kadar almış müzisyen biri var. Tabii eğitimin yanında da doğaçlama, doğallık ve insanlara kendini sevdirmen ayrı bir meziyettir bu. Kesinlikle. Onun eğitimi de olmuyor açıkçası. Olmuyor. Tamamen kendimim. Aynen. Televizyonda da öyle. Çok kurgu olmuyor. Tamam, oturuşumuza falan dikkat ediyoruz ama şey olarak hiç kurgu yok. Tamamen kendim. Şimdi aynı zamanda sadece şarkı söylemiyorsun. Program yapıyorsun. Radyo programı yaptın. Radyo da yaptım. Radyo. 13 hafta boyunca konuk ağırladım. Aynen. 2016'dan beridir de TRT Müzik'teyim. TRT ayrı bir konsept. Kesinlikle. Sana uyuyor mu? Benim yaptığım programlar uyuyor bana. Şimdi aynen. Mesela son programım daha çok uyuyor. Aslında oturarak yapıyoruz onu da. Onu sevmiyor seyirciler. Hani Elif Hanım, kalksanız da görsek sizi, ne kıyafet giymişsiniz işte. Başka şeyler de söylüyorlar da onları söylemeyeyim. Ama oturarak söylemek de çok keyifli. Biraz kaliteli program yapmaya dikkat ettiğimiz için şu an daha çok müzik ön planda olsun istiyoruz o programda. Evet. O yüzden oturarak yalnız söylüyoruz. Yalnız şimdi kıyafet deyince dikkatimi çekti. Şimdi gözümün önüne geldi çünkü birkaç programını izledim. Kıyafetlere çok özen gösteriyorsun bence. Çok gösteriyorum. Yani fiziğin de uygun olduğu için de gerçekten o konuyla ilgili kesin geliyordur. Peki kötü tepkiler geliyor mu? Nasıl geliyor, karşılıyorsun? Tabii ki. Şimdi bunu hep kullanırım. Bir değerli bir abimden duymuştum bunu. Bir futbolcu 90 dakika gol atamaz. Sürekli iyi oynayamaz. Bizde de performansın düştüğü anlar oluyor. Mesela stüdyoda biri karşınızda böyle değişik hareketler yaptığını düşünsenize yani. İşte mesela orkestradan birine bir şey söylüyor. El kol hareketi yapıyor. O benim direkt dikkatimi çekiyor. Ona konsantre olunca da tondan düştüğüm oluyor tabii ki. Sözleri unuttuğum oluyor. Ama hemen her eleştiride kendini eksik görür müsün? Ben mesela yok. Her eleştiri şey yapmam yani. Kimin açıkçası. Söylediğine ve nasıl söylediğine bakarım. O beni iyiye götürecekse evet. Evet. Beni mesela en çok ailem eleştirir. Annem arar, bu hafta hiç güzel söylemedin der. Şaka. Seçtiğin repertuar hiç güzel olmamış. Anneannem arar der ki bu türkünün burası öyle okunmuyor normalde. Böyle okunur deyip örnekler falan veriyor. Böyle bir ailem var. Zaten en büyük şeyim oradan. Duvarların efendim? Var mı çok bu konuda? Bazen oluyor olabilir. Aslında türkü diyoruz ama sen Yıldız Tilbe parçaları ya özgün parçalar da söylüyorsun. Hatta neredeyse pop şarkısı bile söyleyebilecek tarzda birisin. Şimdi nasıl? Popçular türkü söylüyor. Biz de biraz söyleyelim. Sonuçta çok çeşitli dinleyici var. Sürekli türkü dinlemek sıkıyor olabilir. Hem müzisyen ve yorumcu olduğum için de öyle aralara birkaç tane serpiştiriyoruz. Bence
keyifli oluyor. Kesinlikle güzel oluyor. Ben Yıldız Tilbe'nin parçalarını seslendirdiğinde dinledim. Hı-hı. Çok güzel. Bu arada mesela Yıldız Tilbe'ye de dediğinde popçu desen olmaz. Türkücü desen Türkiye olmaz. Türkü albümü de var mesela. Aynen. Hı-hı. Yani mesela bu konuda da kendini özgür bırakıyorsundur zaten. Bırakıyorum. Müzisyenliğin biraz istiyor. Farklı şeyler yapmak. Şimdi gelelim, eğitimlerin var. Albümlerin var. Diyorsun ki eğitimleri hızlı geçin. Albümleri de hızlı geçmeyeyim diye eğitimi hızlı geçtim. Yani şunu söyleyeyim. En son Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora. Evet, doktorama şu an devam ediyorum. Devam ediyorsun. Hatta çok, dersten çıkıp geldim buraya da. Çok önemli profesörler de bu evet. konuda seninle birlikte sana destek evet. veriyorlar. Bütün müzik yaşantım boyunca çok önemli isimlerle çalıştım hoca olarak. Evet. Çok şanslıyım. İyi ki onlarla çalışabildim. Hemen geçelim bir çalışmalara. 2015 yılında ilk albüm mü? Bir Haber. İlk bir albüm. Haber. 2016 yılında bir teklim var. Gel Sevduğum. Evet, Gel Sevduğum. Bir tane daha yaptık hatta 2016'da. Ağustos'unda çıkmış evet. teklik küp içinde. Maalesef o 15 Ağustos'a denk geldi. Pardon, 15 Temmuz. 15 Temmuz. Temmuz'da çıktı o. Ha, Ağustos yazmışlar. Evet. Daha doğrusu internette baktığımızda Ağustos'tu. Tamam. O yüzden. Ondan sonra ikinci albümün, solo albüm var. Elif 2018. Zamanı. Telli Turnam tekli 2019. Hı. Ve Ekim çok taze. Evet. Bir Nefes gibi. Nasıl tepkiler? Bir Nefes'le evet. ilgili. Şimdi Bir Nefes gibi türkü değil. O yüzden gelen tepkilerde en çok şu var. Elif Hanım, çok kaliteli bir iş ama biz sizden türkü bekliyorduk dediler. Ben de şu açıklamayı yapıyorum. Müzisyen olduğum için farklı şeyler denemek istiyorum. Soft bir eser. Aslında ne böyle arabesk ne pop. Çok arada kalmış bir eser. Evet. Azerice aslında hı-hı. sözler. Azeri bestecileri, Tural ve Toğrul kardeşler. İlk dinlediğimizde bütün ekip olarak çok beğendik. Elif, bunu senin sesinden bir dinlesek mi dediler. Öyle başladı o süreç. Ben de okudum, stüdyoya girdim. Çok hoşumuza gitti. Bunu çıkartalım dedik ve çıktı. Ya ben şöyle söyleyeyim. Öyle bir hayran kitlem var ki daha çok türkü. Türkü dinleyen kitle. Şimdi evet. o türkü dinleyen kitlenin ilk tepkisini alacaksıdır illaki. Evet. Ama seni yeni yeni sololarla tanıyan, daha slow şarkı, daha hı-hı. birazcık daha özgün şarkıları tanıyanlar da yavaş yavaş beğenecekler, seveceklerdir. Bence de. Yani böyle birkaç kez dinleyin de çok keyifli geliyor. Aynen. Tavsiye ediyorum. Bir de yolda dinleyin istiyorum. Zaten arabada çok şarkı dinlerim. Arabada şarkı söyler misin? Sürekli. Ya bütün hayatım neredeyse arabada geçiyor. Arabada yeni eserler dinliyorum. Arabada çalışıyorum. Hatta bazen yol uzasa da çalışsam diyorum yani. Çok keyifli oluyor benim için. TRT'deki programların canlı mı, bant mı? Şimdi ilk başladığımda canlı yayın yaptım bir yıl boyunca. Yaklaşık 27 veya 28 bölüm canlı çektik. Sonra bu konseptten dolayı bant yayına geçtik. Ama yoksa canlı çok daha keyifli. Heh, onu söyleyecektim. Canlı daha keyifli değil mi? Bantta mesela bir hata oluyor, durdur. Orada o hatası evet. da sevabıyla daha mı uzun sürüyor bant? Bant çok uzun sürüyor. Çünkü biz teknik bir şey olunca güzel sunmak istiyorlar. Kes, bitmiyor. Bitmiyor. Ben de televizyonda çalıştığım yıllarda ben hep yıllarca canlı yayında çalıştık hı-hı. biz. Atıyorum bayram için özel bir çekim yapacağız. Allah çek, eyvah, Allah eyvah. Çek. Kaç saat sürüyor? Maalesef. Biz mesela Nefes'ten Seseleri 15 günde 28 bölüm çektik. Ve oh. süresi de çok uzun. Yani 1 saat 45 dakika bir bölüm. Yalnız muhabbet çok yoktu. Daha çok şarkılar var sizde. Daha çok şarkı türkü evet, var. Aynen. Serkan abi çok konuşuyor zaten. Bana sıra gelmiyor. Ben de küçük olarak dinliyorum onu. Şaka yaptım abi. Şimdi ben de bir şey diyemedim. radyo programcılığı mı daha güzel, televizyon programcılığı? İkisi çok ayrı. Ama evet. ikisini de aynı anda yapmak isterim. O enerjiye sahibim. Şu an televizyon programım var. Radyo için tekliflerinizi bekliyorum. Hemen teklifler gelebilir bana. Şöyle bir şey daha var. Müzik, televizyon, programcı. Hani sana sorulsa hangi mesleği tercih edersin? Bu soru gelmiş. Müzisyen. Aslında baktığımızda programcılıktan daha çok para kazandım. Ama müzisyenlikten kopamam. Yani birçok kişi programcılık yapabilir ama birçok kişi benim okuduğum duyguda o eseri okuyamayabilir. Yani denecek bir şey yok. Gelelim özel yatağa. Ya, özel yatağa. özel yaşantıda. Nerede yaşıyorsun, nerede yaşıyorsun derken? Kocaeli doğma büyüme. Hatta sanki babam Sivas'ta da İstanbul doğumlu. Annem Kocaeli doğumlu. Tabii. Ha. Üçüncü kuşak Sivas doğumlu. O zaman Kocaeli İstanbul çok yabancılık çekmemişsin. Değil, evet. Peki gidiyor musun Sivas'a hiç? Gittim. 3-4 kere gittim. Beğendin. Güzel. Güzel yerleri var. Şimdi şöyle, eğer orada doğup büyümüş olsaydım kesinlikle öyle. Hani ne bileyim, anne baba mesela, çok gider gelirler ya. Yok, sen hayır, de anne baba da çok giderler. Gitmiyor. Ha, onlar da evet, gitmiyor. Evet, aslında çok bir bağımız yok. Sadece anneannemin evi var. O da çok yakın bir zamanda yaptı orada. Kendi aha. arkadaşları gidiyor diye. Aslında Sivas merkez çok güzel ama bizim köyün olduğu yer telefon çekmiyor.
Ha, mesela, ne güzel. Güzel mi? Ne güzel. İki günden sonra zor oluyor tabii. Tabii alışkanlıklar bozulunca aslında aynen. Zor oluyor. Yoksa o doğal yaşam çok güzel. Sen bence çok hareketliliği seviyorsun ya. Çok sen seviyorum. Sen enerjiksin maşallah diyelim değil mi? Maşallah. Seviyorsun yani. Çok seviyorum. Hiç boş duramıyorum. Hiç durmuyor musun? Mesela bugün böyle evden çıkmak istemiyorum dediğin oluyor mu? Öyle şeyler yapıyorum tabii ki. Evde kalıyorum, işim olmuyor ama orada da kendime muhakkak bir iş buluyorum. Temizlik yapıyor musun? Ara ara. Nereye geldim? Mesela bende bir düzen hastalığı vardır. Hastalık derecesinde değil de yani etraf düzenli olmalı. Ben öyle işimi yapabilirim. Yani evin her şeyin düzenli olacak öyle çıkacaksın dışarı. Evet. Dağınıklığı sevmiyorsun. Sevmiyorum dağınıklığı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten titiz olan kıyafetiyle de hani şeyle kimisi böyle relax gelir. Onlar evet. İstemiyorum ama yani dikkat eden kıyafete daha titiz olduğunu evet. Söyleyebilirim. Peki ileride projelerinden bahsetmiyorum. İleride şu hayalim var. Hani hayalden bahsediyorum. Evet. Mesleğinle ilgili ileride şuralarda olmak istiyorum dediğin. Aslında bulunduğum yerden çok mutluyum ve bu böyle keyifli bir şekilde gidiyor benim için. Şöyle hedeflerim var. Mesela gelecekte Harbi Açık Hava Sahnesi'ni biletli bir şekilde doldurabilmek isterim. Mesela böyle bir hayalim var. Mesela Bostancı Gösteri Merkezi önemli yerlerden bir tanesi. Hı-hı. Buraları biletli bir şekilde doldurmak isterim. Evet yani Elif Buse Doğan'ın kitlesi tam oturmuş ve geliyorlar. Ama bunun için biraz daha popüler işler yapmalı mıyım bilemiyorum. Şu anki artık piyasanın, daha tereddüt etme. Yap. Piyasanın durumundan kaynaklı. Yoksa özümüz türküler. Herhalde. Tabii ama türkülerden vazgeçmiyoruz. Tabii ama popülerite mutlaka bir şey kazandırıyor. Bugün hani tabii ki de eskide sanatçılarımız var. Hiç popüler bir çalışması olmadığı halde onlar benimsenir. Ama eskisi kadar türkülere yer verilmiyor. Türkü yorumcularına yer verilmiyor. Yani belki programcılar da haklılar ama konuşulacak birçok şey var. Bence burada biraz medyanın da suçu olduğunu düşünüyorum. Madem türkü dedik o zaman bir tane şöyle. Yani çok konuşma diyorsun. Hayır. Hiç konuşmadık ki daha dur. Yani 13 dakikalık bize kızılacak montajcılar. Diyor ki abi yapmayın zaten 10 dakika yapacağız. Yarım saat sohbet etmişsiniz evet. Ama sohbet de çok evet, güzel çok gidiyor. Güzel olacak. Ne söylersin bize şöyle? Mihriban söyleyeyim mi? Söyle. Ya da bir nefesi mi söylesem? İkisini de söyle. İkisini de söyle. İkisini önce de Mihriban'ı söyleyeyim tamam. Sonra bir nefes söyleyeyim. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor Mihriban sevdim. Ayrılıktan zor belleme ölümü görmeyince sezemiyor Mihriban sevdim Mihriban. Harika. Teşekkür ederim. Nefesine sağlık. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. İkincisi. Güneş olup hayatıma nur saçan o gözlere hasretim. Ümit olup yüreğime dokunan o nefes şimdi nerede? Yine hayallere dalıp fırtınalar koparırım. Senden ayrı olsam da bir seni içimde yaşıyorum. Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın. Bir ömür kadar uzaklardasın. Zaten aslında bu bir nefes gibi bildiğin aslında pop şarkısı gibi. Yani evet. Biraz. Yani işte popüler. Slow, popüler şarkı. Evet. Onun da üstesinden gelirsin. Bence her tarzda gelebileceğini düşünüyorum. Rap hariç bilemiyorum rap konusunda. Herkese söylemem onu. Ben de netimdir. Ben hiç denemedim rap müzik. Bilemem ama sen diğer pop şarkılarını falan da çok rahatlıkla zaten sesin kuvvetli bir kere. Teşekkür ederim. Yani alıp götürüyor diyebiliriz. Alışıksındır zaten bu iltifatlara değil mi? Yani öyle ama işte türküyü daha başka söylediğimi söylüyorlar. Hani onları söylemiş olmak için söylüyorsun. Çünkü niye türküyü biliyorsun? Çok gönülden türkü atıyorsun. Daha zordur. Yani çok müthiş bir gırtlak gerektiriyor türkü. Hani evet yani herkeste olmayan bir şey doğru. Aynen. Biraz hem genetik hem Allah vergisi işte hem aileden geçen bir şey. Bitiriyorum ben yavaş yavaş. Tamam. Senin söylemek istediğin bir şeyler var çok mı? Yavaş yavaş. Çok teşekkür ederim konuk aldığınız için. Bu kadar mı? Çok keyifliydi. Konser, televizyon, ha, sosyal medya hesaplarını söyleyeyim. Söyle. Elif Buse Dogan ismi her yerden bulabilirler beni. Instagram'ı çok daha aktif kullanıyorum. Konserlerimi de oradan paylaşıyorum. Tabii yayın ne zaman yayınlanacağı bilmediğim için sosyal medya hesaplarımdan kontrol edebilirsiniz tarihleri.
her yere gitmeye çalışıyoruz. Elif, Buse, Doğan bizlerle birlikteydi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim tekrar teşekkür geldiğin ederim. İçin bizi mest ettin diyoruz ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban sevdiğim. Ayrılıktan zor bellemem.